Bir program daha çıkaracağız inşallah. Benim sunduğum bir program ama ortaklaşa yaptığımız bir program. Bunu baştan böyle anlaşmıştık. Hamdü senalar olsun. Çok güzel şekilde de gidiyor. Sizlerin duasıyla. Dün Hamburg'daydık. Kermes'te güzel bir kalabalık vardı. Güzel işte programı izleyenler oradan işte izliyoruz programımızı, dua ediyoruz demeleri bize doping oldu. Onların dopingiyle biraz da sesimiz kısılmış halde geldik. Ama inşallah canlı performansa, kardeşlerimizin albümlerinden ilahilerle, gerekse canlı ilahilerle sizlerle olacağız. İki konuğum var bugün. İki konuğumdan bir tanesi Engin Titiz, bir tanesi Sezai Kazan Bey abim. Bugün ilahilerle bize eşlik edecek. İnşallah şöyle bir bugün sade ilahi ağırlıklı bir program olacak. Ama bakalım sizden gelen telefonlar, sohbetler, mailler ne yönde olacak? O da belki bizim ilahi sohbetimizi değiştirebilir. Ama biz ilahi çizgide kalmak istiyoruz. Onun için Engin kardeşim de buraya davet ediyorum. Şöyle yerini alıyorum. İnşallah hem hoş geldin diyelim. Hoş geldin. Hoş bulduk, hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Sezai abi, hoş geldin. Sağ ol, sağ ol. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Merhaba, evet, şimdi su küçüğün, sofra büyüğün, söz de büyüğün. Şimdi biz birine büyük desek biri gücenecek belki. Ama biz sağdan mı başlayalım, uzak gelenden mi başlayalım? Fark etmez hocam, nasıl arzu ederseniz öyle olsun. Uzak yoldan gelenden başlayalım. Engin kardeşimle. Hoş geldin, sefa getirdin. Eyvallah, hoş bulduk. Sağ ol, bu kendine kucakta olsun. Selamlar getirdim, önce onu söyleyeyim. Allah razı olsun. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Sevdiğim bir kardeşimdi. Uzun yıllar görüşmedik. En son bir programda birlikteydik. Rabbim tekrar nasip etti. Bugün programına katılmış olduk. Şeref duyduk. Allah razı olsun. Sevdiğimiz bir kardeş. İnşallah başarıların devamını ben öncelikle Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Allah razı olsun. Biz de zaten bu duaları almak için bu programı yapıyoruz. Allah razı olsun. Başka bir gayemiz de yok. Allah biliyor. Programlara gidiyoruz. O işin cabası. Ama bizim maddiyattan ziyade maneviyat ağırlıklı olsun dedik. O düsturda da gidiyoruz. Duayı peşin aldık. Artık programı bitirebiliriz değil mi? Yok, daha yeni başladık. Başladık, tamam. Sezai abim, sen de hoş geldin. Sağ ol hocam. Nereden geliyoruz? Programımız hayırlı olsun. Allah ben Gelsen Gercihan şehrinde kalıyorum. Evet. Mustafa hocamla yeni tanıştık. Aslında bir iki ay falan oluyor. Yeter, iyi ki tanışmışım. Bugüne kadar ben 50 yıldır yani Türk okuyoruz. Benim bileli. Türkücüyüm ben aslında. Evet, ama aynı zamanda ilahi de okuyorum. İlahi de okuyorum bazen. Ondan sonra... Biz için her şeyi okuyabilir değil mi? He. Yani bizim zaten sözünüzü valla kestim. baştan program anlaşmamızda dedik ki seyircilere ilahilerimiz olacak, ezgilerimiz olacak, ilahi tadında türkülerimiz olacak. Birçok türkülerimiz var ki böyle çok ilahi mi, türkü mü seçemeyeceğimiz tarzda. Ha, ama zaten ilahi de ölçüne, geçen Emine Şenlikoğlu da öyle demişti. İlahi, şimdiki yani eğer Mevla'ya yöneltiyorsa ilahidir, Leyla'ya yöneltiyorsa ilahi Türkü değildir. Yani, kısacası. Evet, şarkıdır falan. Evet, yani. Biz bugün inşallah ilahiler alacağız. İlahi tadında da türküler de alabiliriz. O yüzden bir sıkıntımız da yok, hamdolsun. İnşallah. Memleket nere üstadım? Samsun Bafralıyım ben. Of, iki Samsun'u bir araya geldi bugün o zaman. Sen de Samsunlusun bak. Ladik yani, Samsun, Ladik evet. Evet. Seçme bugün yani seçsek tesadüf olmaz. Miydi özel yok, seçim? Tesadüf diye bir şey yok. Tevafuk. 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 Elhamdülillah. Elhamdülillah. Sen de Samsun neresinden? Samsun Ladik. Ladik. Evet. Siz nerelisiniz hocam? Ben Sivaslıyım. Oo. Hamburg'da kalıyorum. Türkülerin ocağında. Yani Türkülerin ocağı işte Anadolu'muzun her tarafı. Türkülerin ocağı. Her bölgenin kendine göre yani, güzelliği, özelliği, türküsü. Ama Sivas ezgisi. Başka. Hocam yani, Sivas başka. Aşıklar diyarı. Tabii. Bilmiyorum, inşallah biz de o şeyde hamurda o yoğurulanların yanında alt böyle yapı bir... sağlam yani. Elhamdülillah. Altyapı dedik, hemen sıcağı sıcağına bir parça alalım mı şöyle? Alalım. Güzel bir altyapısı sağlam. Yani ilk defa inşallah yeni çıkacak olan albümden sana getirdik bu albüm. Ne zaman çıkacak? Şu an izinleri almıyor, bekliyoruz. Hazır, her şey hazır tabii ki, bitmiş halde. Geldikten sonra basıma girecek. Ondan söz sonra, beste? 12 tane eser var albümde. Büyük kısmı bana ait. Birkaç tane anonim var. Bir tane de sevgili kardeşlerimizden aldığımız eser var.
Onunla başlayacağız zaten. Herkesin bildiği güzel bir eser. Sedat Uçan da seslendirmişti bunu. Bir de benden dinlesin misafirler. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi olur derler ya atalar. Samsun usulü bir okuyalım. Buyurun inşallah. Adına kurbanım diyeceğiz. Evet. Yoluna
Maşallah. Yoluna kurbanız ya Resulallah dedik. Ya, umarım çok, beğenmişsinizdir. Çok güzel olmuş. Çok Allah razı olsun. Emeği geçen arkadaşlara özellikle Şenol kardeşime. Altyapı komple burada mı yapıldı? Evet. Altyapı Türkiye'de. Türkiye'de. Kimler Güney'de, var? Güney'de Şenol'da. Yapımcımız ışık yapma buradan Beytullah kardeşime. Ensar kardeşime de teşekkür ediyorum. Ne zaman çıkacak dedin tam olarak? Bizim biliyorsun Beytullah'la birlikte daha önceki bir setimiz vardı. Rabbim nasip ederse inşallah bir içinde diyelim. Yine ben, Beytullah, Abdullah Akbulak, Feridun Eroğlu ve Hüseyin Sandıklı bildiğim kadarıyla beşli bir setimiz daha çıkacak. Evet, çok tamam. Yeni piyasada çok, olmayan güzel eserler güzel. İçinde olan güzel bir albümümüz piyasaya çıkacak. Buradan da yapımcılarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle Şenol kardeşimize teşekkürler olsun. Atalar güzel, çok güzel demiş. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Yani bir parça bir insanla illa anılmaz. Tabii ki. Çeşit çeşit insanlardan, değişik değişik yorumlardan dinlemek lazım. Çok güzel olmuş. Allah razı olsun. Ben de sevdim. Herkese